Gel. Hulusi Bey. Gel Kemal, gel. Önden seninle çok ciddi ve tatsız bir konu hakkında görüşecektim. Ciddi ve tatsız mı? Allah Allah, hayırdır? Hiç de hayır değil. Hiç de hayır değil Kemal. Konu kızım Simge ile ilgili. Simge ile mi? Yani Simge Hanım'la mı ilgili? Ve de seninle. Benimle mi? Al işte, öğrenmiş Simge ile olan ilişki mi? Efendim bakın ben size şimdi... Bak Kemal, ben hayatta üç şeyi affetmem. Birincisi, Fenerbahçe'nin hiçbir maçını 11 kişiyle tamamlayamaması. İkincisi, spor ayakkabıyla merdiven çıkarken ayakkabının altının yere sürülüp cık cık diye ses çıkarılması. İğrenç bir ses efendim ya. Ben de nefret ediyorum. Şu anda yani sizin tarafınızdayım. Ve üçüncüsü de benim iznim olmadan, onayım olmadan kızımın bir erkekle arkadaşlık etmesi. Hulusi Bey bakın şimdi. Ve işte burada olaya sen de dahil oluyorsun. Efendim bakın dahil oldum ama bakın bir izah edin, müsaade edin bana. Bunda izah edilecek hiçbir şey yok Kemal. Kızım benden izinsiz biriyle çıkıyor ve sen o adamı bulmamda bana yardımcı olacaksın. Ben her şeyi size baştan anlatmak istiyorum. Bakın şimdi. Ha? O adam mı? Evet. Kızım Simge'nin çıktığı adam. Artık Simge'yi gizlice takip mi edersin, ne yaparsın bilmem ama o adamı bulup bana rapor edeceksin. Allah'ım sana şükürler olsun. Yani Allah'ım sana şükürler olsun diyorum ki hani patronum bana ne kadar da çok güveniyor, böyle önemli bir görev veriyor diye dedim. Tabii Kemal, sen benim sağ kolumsun. O benden izinsiz çıktığı adamı bul ki o şerefsiz soğan cücüğünü pembeleşinceye kadar kızgın yağda kızartayım. Kızartın efendim cücüğü. Kızartacağım. O zaman ben cücüğünüzü isteyeyim. Ya ay, özür dilerim yani izninizi isteyeyim çıkayım. Bul cücüğü. Bul cücüğü Kemal. Tabii 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 yani cücüğü göreceksiniz efendim.